Serinin 3. videosundan herkese merhaba arkadaşlar. İlk 2 videoyu izlemeyenler, konuyla fazla alakası olmayanlar ilk 2 videoyu izlemeden bu videoyu izlemesin. Onu da açıklamaya ya da işte şu sağa sola ekliyorlar, ben de oralara bir yere eklerim, bakarsınız. Zaten bu oynatma listesinin içinde olacak. Bu 3. video. İlk 2 videoda ne yapmıştık? 1. videoda simülatörümüzü indirmiştik. Simülatörümüzü kurduk. İkinci videoda da ne yaptık? Arayüzüyle ilgili bilgiler verdik. Şimdi şunu kapatayım. Elimizde simülatörümüz var. Arkadaşlar şunu söylüyorum, her zaman hatırlatıyorum. Mikserler ne olursa olsun, işte Safir Touch olsun, Arena olsun, Expert olsun, hepsinin arayüzü birbirine çok benzer. Sadece tuşların yeri değişik. Mikserde çalışmak için bilgisayarda çalışmak için ben Titan One'ı tercih ediyorum. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Titan One'daki şovlarınızı bilgisayarınızda yapıp ardından mikserinize atabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Arayüzümüzü ayarladık diyelim. Biz buna bir kullanıcı ayarı yapmamız lazım. Ama kullanıcı ayarı yapmadan önce şovu kaydetmemiz lazım. Masayı silelim. Bir de masayı silip yeni şov nasıl kaydedilir onu öğrenelim. İki türlü arkadaşlar masayı silebiliriz ya da yeni bir şov açabiliriz. Bu arada bilgisayarda çalışanlar için basılı tutma olayı sağ tık oluyor, onu belirteyim. Burada avo tuşuna sağ tıklıyoruz, yani basılı tutmuş oluyoruz. Disk dediğimizde şurada yanda açılan sistem menünün içerisinde wipe var arkadaşlar. Wipe'a geldik, wipe'a bastık, wipe al dedik, hepsini silmiş olduk masanın. Ya da şöyle yapabiliriz, disk deriz. New show deriz. Buraya isim yazarız. OK deriz. Gene aynı sayfaya ulaşmış oluruz. Arayüzü şu bir önceki videolarda nasıl ayarlandığını göstermiştim. Şimdi kısa bir ayar yapacağım. Kendi kullandığım ayarları aslında sizinle paylaşacağım. Rahat kullanın diye. Ne yapıyoruz? Diske basıyoruz. Basılı tutuyoruz ya da işte masalarda. User Settings'e geliyoruz arkadaşlar. Şöyle operatör penceresi açılıyor. Bu operatörün adını değiştirelim. Yani bir kullanıcı ekleyelim önce. Add User dedik. Buraya açıldı. Buraya kendi adımızı yazdık. Ekledik. OK'ye bastık. Bu arada alın basılı kalmış. Bunu... Evet. Şimdi burada Cenk Tuncer yazıyor. İşte... Bu resmi de değiştirebilirsiniz. Dergen user deyip işte atıyorum resimlerden açılan sayfa, şu resimlerden bir şey ekleyebilir ya da buraya manuel olarak ben bir tane atıyorum kendime, bir şöyle mavi boba gibi resim de koyabilirsiniz. Şimdi ilk açılış sayfasını tek tek inceleyelim. Burada general var. Burada general var. Generalde chase snap, bunu olduğu gibi bırakıyorum. Q list snap, record to mask açık bırakıyorum. Köpü key'i burada bırakıyorum. Tracked values'da kalsın istiyorum. Playback'ler run start play startup up playback'te kalıyor zaten. Handles'a geçiyorum. Grandmaster eğer mikserinizde aktif değilse Grandmaster'ı buradan aktif edebilirsiniz ya da herhangi bir tuşu Grandmaster olarak atayabilirsiniz. Onu ilerleyen videolarda göstereceğim. Delete default delete'de kalıyor. Prompt'u bu şekilde ayarlıyorum. Display hello'yu yani rengini göstersin istiyorum. Attığım fixtürlerin ya da yaptığım şeylerin. Otomatik hello yapıyorum burayı ama sonra kendim değiştiriyorum. Handle ve text size'ı large seçiyorum. Super size'da bazen isimler kutularının içine sığmıyor. Onlar da şurası arkadaşlar. Göstereyim hemen. Şu kutular. Gördüğünüz kutular. Hemen gene kullanıcı ayarlarına gidelim. Burayı hiç ellemiyorum. Key profilimi programda bırakıyorum. Patching de şimdi. Mesela adresleri görmek istiyorsanız şu show. Başlangıçta show yapıyorum. Sonra ben onları hide yapıyorum. Otomatik grup istemiyorum. Kendim kapatıyorum. Preset paletlerimi de do not create'de bırakıyorum arkadaşlar. Zamanlama. Burası benim için önemli. Burayı saniye. Ben eski Avalasya olduğum için orada BPM değil de saniye kullandığım için hep speed saniye cinsinden. Timecode yazarken de kolaylık oluyor.
Formatting kısmına hiç dokunmuyorum. Paletlerde bilmeniz gereken Quick Palette, hemen dokunduğunuzda ekran hangi sayfadaysa, color'daysa color, gobo'daysa gobo, ona dokunduğunuz anda o paleti hemen alıyor ve algılıyor, hemen kaydediyor. Burayı globalde bırakırsanız bu sefer şey sıkıntısı oluyor. Minimum palet modu. Renkler ya da gobolar birbiriyle çakışabiliyor. Burada da hepsine aynı anda uyguluyor. Ben o yüzden burayı normal ile getiriyorum. Ekrana dokunduğumda hangi rengi kaydettiysem, atıyorum beamlerin, o ya da grupların birbiriyle karışmasını engellemiş oluyorum. Şöyle bir kontrol ediyorum. Buraları olduğu gibi bırakıyorum. Çok ince detaya girmeden. Release ayarlarını programda bırakıyorum. Clear'da. Aynen bu şekilde effect. Hiç ellemiyorum. LED'leri bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Simülatörde pek fark etmiyor. Masanın üzerindeki LED'lerden bahsediliyor. Timecode'da da bir tek bunu açıyorum. Geri kalan 1-1 ve bu kapalı. Well'lerin sensitivleriyle de oynamıyorum. %50 de pantik bu şekilde. Burayla hiç oynamıyorum. Aslında ben nereyi değiştirdim sadece? Patching'de bir ayarım vardı. Handle'da bunu aktif ettim. Patching'de bir ayarım vardı. Otomatik grubu kapattım. Zamanı saniyeye aldım. Paleti de normale getirmiş oldum. Quick paleti açarak. Fazla bir ayarla uğraşmadım. Bu şekilde ayarlarımı yaptım arkadaşlar. Çoğumu da kaydettim. Bir sonraki videoda pencereleri ayarlamayı öğrenmiştik. Pencereleri ayarlanmış bir şekilde size fixture patchlemeyi öğreteceğim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrar hoşça kalın.